Sayın Kılıçdaroğlu salı günü kur korumalı mevduat ekonominin kalbine yerleştirilmiş bombadır diyorlar. Bomba değil, atom bombası. Atom bombası dünyanın parası beyler götürdüler ifadelerini kullandıktan sonra buradan kur korumalı mevduat sahiplerine yani bir avuç kişiye sesleniyorum. Bizim iktidarımızda sadece ve sadece faiz alacaklar. Öyle döviz garantisi falan filan yok. Türkiye sömürge bir ülke değil. Birilerinin sömürge alanında değil. Bu ülkenin hakkını, hukukunu da sömürü etmeyeceğiz kimseye. Param varsa bankaya yatırsın, kaç lira faiz götürür koyarsın, faizini de alırsın. Dedi ve kur korumalı mevduatta ilgili böyle bir çıkış yaptı. Nasıl değerlendirirsiniz? Eleştiriler de var bu arada. Hazine ve Maliye Bakanı'nın eleştirisi var. Devlette devamlılık esastır. Yaklaşımına ters finansal istikrar ve finansal güveni zedeleyici türden spekülatif açıklamalar vatanseverlikten uzaktır şeklinde bir açıklaması var. Kur korumalı mevduat hesabı olanlar tehdit edildi dedi Sayın Bülent Turan. İktidar olmak kuruna her şeyi mübah görüyor Kılıçdaroğlu dedi. Buyurunuz efendim. Tabii Sayın Ersoy 5-6 boyutu var konunun ama Sayın Nebati'nin sözünden hani devlette devamlılık esastır sözünden başlamak gerekirse ben Nebati'ye sormak isterim. Devlette devamlılığı bırakın bakanlıkta devamlılık esas mı? Son gelen 4 Maliye Bakanı'ndan hangisi hangisinin kuralını uyguladı? Hangisi hangisinin dediğini devam ettirdi? Her bir başka bir şey yaptı. Her gelen Maliye Bakanı öncekini arattı. Bakanlar aynı hükümetin, aynı iktidarın bakanları birbirlerinin yaptığını devam ettirmiyor. İki önceki bakan kim hatırlayan var mı? Üç önceki Maliye Bakanı kim hatırlayan var mı? Her mevsim kural değiştiriliyor. Bütün bunlardan sonra Nebati'nin devamlılık esastır demesi hakikaten aziz nesline bırakılacak bir durum. Şimdi tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden Sayın Ersoy son 3 cümle tümüyle herhalde ben bu salo, bu stüdyodaki bilmiyorum bir nebze sağduyulu herkesin evet öyledir diyeceği şey. Paranız varsa bankaya yatırırsınız. Genel piyasa koşullarında faizi neyse karşını alırsınız. Buna itirazı olan var mı? Herhalde yoktur. Ha, önceki değerlendirmeleri Kılıçdaroğlu'nun kur korumalı faizle ilgili değerlendirmeleri kendi üslubuyla kamuoyuna hem siyasal bir söylemde bulundu hem de kendi iktidarında ne yapacağını söyledi. Sayın Ersoy şu anda hiçbir vaadi yerine gelmemiş bir iktidar var. Hedefleri hiç tutmamış bir iktidar var. Aldığı kararlar sonuca ermemiş bir iktidar var. İşte kur korumalı niçin yaptık? 17-18 liraya çıkınca indirmek için yaptık. Şimdi ne kadar dolar? Aynı fiyat. Demek hiç işe yaramamış. Hiçbir sözü tutmamış bir iktidar var. Ve halka vaadini her mevsim ötelemiş, ötelemiş. Ben 2021'den beri anımsıyorum. 2022'ye güzel girecektik. 2022'nin ortasında her şey güzel olacaktı. 2022'nin başında gözümüzü kapatacaktık. Ağustos'ta, Temmuz'da gözlerimizi açtığımızda pırıl pırıl olacaktı. Şimdi ne diyorlar? 2023'ün başı. Sonra ne dedi Erdoğan? 2023'ün Şubat'ı, Mart'ı. Yani hiçbir hedefi tutmamış. Adeta her tarafı bozuk örneğin bir cihazın her tarafıyla oynayıp acaba hangisi işe yarar diye bakan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve şu anda da dünyada dolar bazında en yüksek faizi ödeyen bir iktidar. Dolar üzerinden faizimiz %10. Dolar üzerinden Sayın Ersoy. Ve şu anda Türkiye'de 4-5 ayrı dolar fiyatı var. Gidin eczaneler şu anda kan alıyor. Eczanelerde euronun fiyatı, doların fiyatı farklı. Gidin Rütük'te euronun, doların fiyatı farklı. İhracat, ithalat yapın, euronun, doların fiyatı farklı. Merkez Bankası'yla Tahtakale'nin arasında fark var. Böyle bir hiçbir kuralın olmadığı bir tablodayız ve böyle bir tabloda CHP iktidara gelirse olacakları konuşuyoruz. Sizin böyle bir konuyu seçme özgürlüğünüz elbette vardır. Böyle bir konu elbette tartışılabilir ve böyle bir konu tartışılırken de hem işte bugünkü tablo ortaya konur. Cumhuriyet Halk Partisi gelince ne yapacağı da ayrıca tartışılabilir. Ama şunun herhalde altını çizmek gerekir. Bu şu andaki ekonomide sonuç getireceği beklentisiyle ve vaadiyle atılan adımların hiçbiri amacına ulaşmamıştır. Enflasyon mu? Hayat pahalılığı mı? Doların, dövizin inmesi mi? Halkın dolardan, dövizden yani kurdan vazgeçmesi mi? Hayır. Hiçbiri değil. Ve şu andaki tabloda Kemal Bey bir öneride bulunuyor.
Ben iktidara geldiğimde diyor, bunu değil şunu uygulayacağım. Takdir tabii ki halkındır. Üslup da Kemal Bey'indir. Kemal Bey de bu iktidarın uygulamalarını hakikaten halkın da son dönemde halkın da anlayacağı bir dille. Bence tehdit falan değil. Ben iktidara gelince diyor, yasa dışı iş yapacağım mı diyor. Ben keyfime göre doları faiz değiştireceğim mi? Hayır. Piyasanın kuralları neyse onu yapacağım diyor. Sayın Ersoy, işte Aksoy'la geçen gün işte konuştuk. Arada bir kahve içmeye gittiğini söyledi. Bir kahve içmeye gittiğinde aldığı kahvenin vergisini ödüyor. Yani 40 liralık, 30 liralık kahve içiyorsa onun vergisini ödüyor. Ama şu anda diyelim ki 100 bin liranız var, bankaya yatırıp kur korumalı mevduat hesabına aktardığınızda vergi vermiyorsunuz. Elbette bunu uygulayan vardır. İnsanlar çaresiz. 3 kuruş bir yerden nasıl alırım diye bakıyorlar. Ama ben şu anda bizi izleyenlerin sağduyusuna sunuyorum. Bir simit aldığınızda vergisini veriyorsunuz. Bir ekmek aldığınızda vergisini veriyorsunuz. Farz edin ki 10 bin liranız, 50 bin liranız, 1000 liranız var. Onu bankaya kur korumalı yatırdığınızda 5 kuruş vergi vermiyorsunuz. Ve güya yerli ve millisiniz, Türk parasıyla işlem yaptığınızı söylüyorsunuz. Ama Türk parasının garantisi dolar döviz diyorsunuz, euro diyorsunuz. Hakikaten şu anda insanların, yani toplum bu krizden zaten nasıl günü kurtarırım, İşte nasıl kendimi kurtarırım arayışı içinde belki de hani çok sağlıklı bakmakta zorlanabilir. Yani iki adım ötesini göremiyor. Sonraki iktidarda ne olur kafa Sayın yormakta Baba, zorlanabilir. Mesela kur korumalıya vatandaşlar mı ilgi gösterdiler? Yoksa gerçekten bir avuç insan mı bu kur korumalıda? Bunu şundan dolayı soruyorum. Daha önce Sayın Kılıçdaroğlu müteahhitlere işte şu projelere girerseniz diyelim Kanal İstanbul'da ilgili hiçbir ödeme yaptırmayacağım demişti. Bunu da çok tartışılmıştı. Orada da devletin devamlılığı üzerinden ve işte sözünün bağlayıcılığı üzerinden, uluslararası tahkim üzerinden biz bu meseleyi konuşmuş, tartışmıştık. Burada şimdi mesele aslında soruyor olmamızın ve tartışıyor olmamızın temelinde şu var. Yani vatandaş devlet bir söz vermiş şu veya bu şekilde. Kur korumalı mevduata parasını yatırmış. Sayın Kılıçdaroğlu bunu söylediği zaman o seçmen tarafından nasıl algılanır? Siyaseten bunu nasıl okuyorsunuz, değerlendiriyorsunuz? Orada devamlılık esas mı yoksa hayır? Yani burada o 5 müteahhite yaptığı şeyi burada benzer bir şey mi söylüyor ve söylüyor olmasında bir beis yok mu? Anlamında da sordum biraz ben. Tabii ki Sayın Ersoy, ama şu anda 3 kuruş parası olan ya da ayın sonunu zor getiren herkes arayış içinde. Belki de gerçekten bir miktar birikimi olan kur korumalıya gitmiştir mantıklı olarak. Yani orada bir miktar param hiç değilse bu vahşi düzen karşısında yarının ne olacağı belli olmadığı, faizin şu anda piyasadaki enflasyonun çok altında olduğu bir ortamda kurtuluşu orada bulabilir. Ama halkın büyük bölümünün, istatistikler açıklanıyor Sayın Ersoy, birikim yapma gücü kalmadı zaten. Ayın sonunu zor getiriyor. Hani halkın çoğudur, azıdır. Bir avuç bırakın, yarım avuç bile olsa yani hakkını korumak gerekir. Yani şu anda devlet ona tezat içeren bir şey mi bu? Ama, peki. Onu soruyorum hayır, işte. Hayır içermiyor Sayın Ersoy. Ben belki de ileride yine birlikte belki de Türkiye'nin gündemini değerlendireceğiz. Belki de 5 ay sonra kur korumalıdan vazgeçecek. Bu iktidar vazgeçecek belki de. Bu iktidar vazgeçecek. Çünkü bu kur korumalı sonuna kadar uygulanacak diye bir kural yok ki. Ne zaman başladı? Bu yılbaşında başladı. Aralık'ta başladı. Niye başladı? Dolar 18-20 lirayı vurduğu için başladı. Niye başladı? Dolar düşsün diye başladı. Düştü mü? Düşmedi. Düşmedi. Dolar şu anda bu sonuç getirse Sayın Ersoy, dolar örneğin 10-11 lirayı düşse ya da euro 11-12 lirayı düşse anlarım. Ya derim. Ya düşmüştü. 13 liraya tıkır düşmüştü. Tıkır tekrar işliyor. Yükseldi. Belki de bilmiyorum 25 olacaktı evet. Da 18'de bu yüzden mi kaldı? Bilmiyorum ama yani. O da tartışılabilir. Evet. O da tartışılabilir. Ama şu anda bu sistemin özü şudur Sayın Ersoy. Fakirden alıp zengine vermektir.